Ortamımız böyle bakın. Açık saçla gezmek mümkün değil biliyor musun? Dev gibi bir sivilce çıktı. Poz mu veriyorsun bize? Sinan bir çeşme buldu. Maratona çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bayağı patikalardan geçtik. Herkese günaydın arkadaşlar. Fethiye'deyiz. Fethiye'de ikinci günümüz. Fethiye'nin merkezinde bahçe katında bir oda almış. Ortamımız böyle bakın. Gökhan yine sigara içiyor. Bıktım senin şu vloglarda sigaranı saklamaktan. Bugün de buranın sakin ve ünlü koylarından birine gideceğiz. Neydi adı? Adını hatırlamadığımız bir koya gideceğiz ama arkadaşlar hani Fethiye korkunç durumda şey konusunda hani plaj konusunda hani Marmaris'e söyleniyordum ben işte işletmeler ele geçirmiş falan diye ama Fethiye daha kötü durumda. Fethiye'de her yeri almışlar yani artık eğer arabalı gidiyorsan para ödemek zorundasın. Gökhan bir iki kişiyle burada konuştu, bir şey yapılacakmış, çalışma. Koylar kontrol edilmeye başlanmış bu işletme. Aydın da başlamış. Hava burada çok sıcak. Sıcaklığın yanı sıra nem çok. Marmaris'ten farkı buranın bu bence. Çok nemli bir yer. Yani şu an mesela direkt terledim ve özellikle de şu pareomu giydim. Hani yanmamak için. Çünkü acayip yakıcı bir sıcak var. İz olsun istemiyorum çünkü. Bu arada bu da bana kısa geliyor. Altına bir şort giymek zorunda kaldım. Normalde bu diyan tek giyiliyor da işte benim boy uzun olduğu için çok yukarıda oluyor. Rahatsız oluyorum ben. Çünkü iniyoruz, bir şeyler içmeye gidiyoruz falan, bir yürüyüşe çıkıyoruz falan. Rahatsız ediyor beni ya. Çıplak gibi hissediyorum geldim. Bak bu gölgelik işe yaradı. Kolun nereye değdirdin? Bak şöyle gölgelik aldık da. Biraz rahatlatıyor arabayı. Ya ama Gökhan yine dayanamıyor her zamanki gibi. Güneş kremi süreceğim ya ben. Güneş kremi sürmedim hala. Şunu kaldırmam lazım. Ay saçımı toplamam lazım. Tamam kaldıracağım. Yola da çıkmam lazım. Açık saçla gezmek mümkün değil biliyor musunuz? Yani mümkün değil böyle bir şey. Ama sabah kahvaltı yaparken bir tane kadın gördüm. Saçları falan bayağı açıktı. Herhalde buranın havasına alışmış. Kapkara olmuşum ya. Ve doğru düzgün hiç güneşlenmedim biliyor musunuz? Sadece birkaç kere, hatta iki defa akşam güneşine böyle saat 5'ten 6'dan sonra denize girip çıktıktan sonra bir uzandım. Koruyucuyla hatta. Ondan sonra o bile beni bu kadar kararttı. Yani daha güneşlenmem ben. Benim için güneşlenme bitti. Zaten denize gir çık falan, plajda o geçirdiğim vakitler falan her türlü yanacağım için daha fazla güneşlenmeyi düşünmüyorum. İstediğim bronzla eriştim. Zaten çok abartmaya da gerek yok. Annemlerle de gideceğim için yani onlarla iken de bir yanacağım. Falan bu sene zenci bir şekilde yazı tamamlayacağım gibi duruyor. Fethiye merkezde de denize girmek istemedik. Orada da aslında çok güzel plajlar var. Küçük Samanlık plajı ve Büyük Samanlık plajı. Oraya gidecektik. Bir de onun gerisinde bir plaj daha vardı. Adını şu anda hatırlamıyorum. Onun balık vardı. Neydi o gerisindeki plajın adı? Zaten sıcaktan hafıza kayıpları yaşıyoruz. Ben de böyle video çekerken falan böyle ne diyeceğimi de unutuyorum. Esler veriyorum sürekli. İşte oralara gitmedik çünkü yorumlarını okuduk. Balıklar ısırıyormuş. Ben de panik yaparım açıkçası. Bu arada Gökhan da panik yapar balık tabii ısırsa. Tabii. Bir de rahatsız edici derecede ısırıyormuş. Şimdi Marmaris'te de balık ısırıkları oluyordu. Mesela ben biraz fazla açıldım çiftlikte. Şuramda yarası var. Balık beni de ısırdı. Ama bir kere oldu. Sırf bu yüzden Ölüdeniz bölgesine yeniden geldik. Aslında dün dönerken ben dedim ki daha tekrardan Ölüdeniz'e gelmeyiz. Otelin etrafındaki koylardan denize gireriz. Ama balık saldırısına uğrayacaksam no. Sıcaktan kameram da sapıtmış. Ne? Kıdrak plajındayız şimdi bakın. Şurası Ölüdeniz arkadaşlar. Tam böyle parmağımla işaretlediğim, gösterdiğim yer şu taraflar Ölüdeniz. Dün oradaydık. Orada girdik denize. Bugün de daha sakin olacağını düşündüğümüz için Kıdrak plajına geldik. Gerçekten de sakin. Deniz daha berrak yazıyordu. Ay şuradan da şey. Pareom görünüyormuş. Deniz daha berrak
yazıyordu ve bir tık daha dalgalı, hareketli yazıyordu. Dedikleri de doğruymuş. Gerçekten nokta atışı yorumlar yapıyor bazı kullanıcılar. Vallahi bu yorumlara bayılıyorum. Bu yorumlar olmasa biz kaldığımız yerdeki o merkez çevresindeki koylara girip balık saldırısına uğrayacaktık. Harika bir su var ya. Hatta göstermek istiyorum şu anda size, bir dakika. Bakın hava da bulutlu. O yüzden dünkü kadar bunalmıyoruz. Su da böyle dupduru. Bu suyu Çeşme'nin Ilıca plajındaki suya benzetmişler. Ben o plaja gitmiştim. Benziyor diyelim. Hadi bay bay. Sadece deniz ayakkabısı şart. Yani ayakkabısız çok zorlanılır burada. Çok can yakıyor çünkü taşlar. Bir de yüzme bilmiyorsanız sıkıntı. Çünkü iki adım ilerisi, ya iki adım evet, direkt derinleşiyor. Çocuklu aileler için falan da sıkıntı yaratabilir. Şunu biz çok beğendik. Mükemmel. Bir deniz günümüzün daha sonuna geldik. Kıdrak plajındaydık ve mükemmeldi. Su bildiğiniz akvaryum yani. Ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, dubalara kadar gidin, suyun dibi görünüyor. Öyle muhteşem bir denizdi. Sabahtan beri yüzüyorum. Gökhan artık sıkıldı benim yüzmemden. Sürekli çağırmaya başladı, gel artık falan diye. Şimdi otele dönüyoruz. Artık bu dakikadan sonra ne yaparız bilmiyorum. Bir yoruldum. Özellikle akşama doğru falan bayağı bir yoruldum. Bir de su çok soğudu. Soğuk su da ekstra bir yoruyor insanı. Akşam son girdiğimde ya yani 10 dakikadan fazla kalamadık değil mi Gökhan? Su bayağı soğudu. Güneşin de etkisini azaltmasıyla su ekstra soğudu. Çünkü güneş üst tarafı biraz ısıtıyordu. Yani öyle işte, bir günü daha bitirdik tatilimizin. Güneş bir de batmak nedir bilmedi. Aslında ben güneşi burada batıralım dedim. Ama güneş batmıyor arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Çünkü Marmaris'te şöyle oluyordu. Güneşi batıralım falan diyordum ben ama yani dağların arasından denize giriyorduk. Güneş dağların arkasından batıyordu ve hızlı gölgeye düşüyordu. O yüzden hani 7-7.30 gibi kalkıyorduk ama burada minimum daha bir saat falan kalmamız gerekiyordu. Çünkü güneş ufuk çizgisinden batıyor. Ve hani minimum 9'a kadar falan burada yine denize girilir. Yemeğe gidiyoruz. Öncesinden minik bir hazırlanayım dedim. Canım bir makyaj yapmak istiyor. Şuramda dev gibi bir sivilce çıktı. Neden olduğunu anlamadım. En son Marmaris merkeze indiğimde yapmıştım. 4 gün falan oluyor mu ya? Oluyor galiba. Aynen 4 gün falan oluyor. Arıcılık liderinde değilim aslında. Y'ye gidiyoruz yani. Arıcı dudaklarında kanayacak biraz. Yine de sürüyorum. Aa, bu biraz ölü dudak yaptı ya. Bronzlaştım ya. Ürün üstüne sürünce çok bir şeye benzemedi ha. Yemekten sonra da bir yürüyüş yaparız. Yemekten sonra da bir yürüyüş yaparız diyoruz Gökhan'la. Arkasında darmadağınlık, o halde video çekiyorum. Neyse. Şimdi biz çıkalım. Devam edeceğim. Bu tarz yerlerde park yeri gerçekten acayip sıkıntı. Yani insan şuraya bir raylı sistem koyar İstanbul gibi. Rahatlıkla gider geliriz. Gelebilirsin biraz daha. Bir tık daha. Gel. Tamam. Bu yarım saattir park yeri arıyoruz ya. Saat 9 oldu. Açlıktan öleceğiz. Bizim oda bahçe katı. Zaten gösterdim size. Diğer odalar da bahçe katında oluyor. İşte 4-5 tane odayı yabancılar tutmuş. Yani nereli olduklarını falan bilmiyoruz. Konuştukları dilleri de çok anlamıyoruz. Gökhan normalde Rusça anlar, Rusça konuşmuyorlar diyor. İngilizce de anlaşılıyor. Biz nece konuştuklarını bilmiyoruz. Yani Almanca falan da konuşmuyorlar. Her neyse. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Sandalyelerini bahçenin ortasına çekmişler. Sonra Gökhan bir takım tripler attı onlara. Selam verdiler. Gökhan selamlarını falan almadı. Ondan sonra yavaştan anladılar rahatsız olduğumuzu. Döndüğümüzde umarım odamızın önündeki sandalyeleri çekerler. Gelmişken bir magnet daha alalım Gökhan. Bir kayaköy alırız, bir de Ölüdeniz alırız. Ya da hiçbirini almayız, bir tane Fethiye alırız. Buzdolabının üstü iyice doldu çünkü. Bakın böyle apaydınlık bir sokak, aslında biraz turistlere hitap ediyor gibi geldi bana. Hani kapalı çarşı gibi, fark ettin mi?
Ne kadar kar olduğum beyaz ışıkta daha belli oluyor. Yemek yedik. Biraz daha işte o çarşıyı falan dolandık. Geldik. Yemek yedikten sonra böyle bir yorgunluk çöktü. Bir şeyler içelim falan dedik aslında devamında yemekten sonra. Kapkara olmuşum ya, çok kötü duruyor. Yarına bir planlayalım çünkü yarın eğer işte iyi hissedersek kendimizi birkaç öğren yeri falan gezmek istiyoruz buralara yakın. Evet, vlogun ilk gününü, Fethiye tatilimizin de ikinci gününü bitirmiş olduk. Yarın görüşürüz. Günaydın. Yeni bir güne başladık. Tatilimizin üçüncü günü, Fethiye tatilimizin vlogun ikinci günü. Şimdi öğlen sıcağında denize inmeyelim dedik. Bir iki tane burada antik mezar varmış. Çok yakında. Biri 7 dakikalık mesafede, biri 4 dakikalık mesafede. Şimdi oralara gideceğiz. Oradan da Kaya Köy'e gideceğiz. Yani arabayla gidilebilecek kadar yerine gideceğiz. Normalde turlar düzenleniyor ama turların fiyatları ütopik olduğu için arkadaşlar, bu sene hiç gitmek istemiyoruz. Normalde Gökhan zaten tur sevmiyor. Her şeyin alelacele yapıldığını düşündüğü için ve orada işte teknede falan rahat edemeyeceğini düşündüğü için. Böyle Kayaköy'ün işte arabayla gidilebilir yerine gideceğiz. Orayı da bir gezeceğiz. Sonra akşam yine Kıdrak'ta bir iki denize gireriz gibi planlıyoruz. Tabii planlarımız değişebilir. Bakarız. Belki başka bir yerde denize gireriz. Belki Kayaköy'de denize gireriz. Bilmiyorum. Ben hazırlıklı çıktım zaten. Şu an mayolarımı giydim. Bir manzaraya bakın be. Harika. Burada balıklar ısırıyormuş bu koyda. O yüzden burada girmiyoruz denize. Şuralarda giriliyor dediler. O balıkların ısırdığını duyunca gitmedik, zaten dün anlattım size. Gökhan yine park yerini beğenmedi herhalde. Arabaya geri dönmüş ben video çekerken. Bu tatilde başıma gelmeyen talihsizlik kalmadı. Marmaris'te şemsiye uçtu. Çiftlik plajı biraz rüzgarlı. Burnuma çarptı arkadaşlar, tam şu ucuna. Var ya, ya ömrümden ömür gitti çünkü daha tam şey değil, hani ameliyatı atlatmış değilim. Bugün de termosa buz koyarken termos patladı. Tam da o esnada acaba ne kadar, yarısına kadar doldurduk mu buzu diye bakıyordum. Tam o esnada güm diye bir ses geldi. Allah'tan termosun dışı çelikmiş ve üst ağzı da böyle küçücük. Vallahi Allah korudu. Ben buranın girişini bulamıyorum ama Gökhan bu arada. Onu da belirtmek isterim. Neyse, birinde burnum gidiyordu, birinde gözüm gidiyordu. Artık kaçta başıma neler gelir bilmiyorum. Helmesos antik kenti burası ama şu anda, pardon, tiyatrosu burasıymış ama kapalı. Sanıyorum bir konser olacakmış burada ayın 20'si gibi. O zaman açacaklarmış. Diğer zamanlar hep kapalıymış, giriş yokmuş. Amintaş mezarlarına geldik. Şu yokuşu çıktık. O yüzden nefes nefeseyim. Bakın şu merdiveni çıkacağız. Ve şuradaki mezarlık herhalde, oraya uğraşmak için. Ben Kill Bill filmini çok severim. Orada Beatrice çıkıyordu böyle merdivenleri. O Çinli adamdan ders alabilmek için, dövüş dersi. Cevval cevval çıkıyordum. Kesildim. Ama yaklaştık. Gökhan'a bakın, poz veriyor. Poz mu veriyorsun bize? Çok yaşam. Böyle bir sıcak yok. Yok yani. Bir de biz önümüzdeki hafta Kaş'tayız Gökhan. Kanyon arar dururuz artık. Biz Alanya'ya gittiğimizde, tabii ben o zamanlar vlog falan çekmiyordum. Kanalım vardı ama hani böyle içeriklere daha girmemiştim. Alanya tatilimizi 5 günlük almıştık galiba. Yani yine Marmaris'ten Alanya'ya geçmiştik. Kaldığımız 5 günün 3'ünde kanyonlara çıkmıştık. Birinde kahvaltı yapmak için çıktık. Bütün gün bekledik. İkincisinde kanyonun içine girdik. Oradaki buz gibi sularda yüzdük falan.
Üçüncü günde akşam yemeği için tekrardan çıktık. Yani çünkü Alanya biraz daha böyle güneyde kalıyor ya, daha bir sıcak tabii. Kayaköy'e geldik ama biraz acıktık. Saat 3'e geliyor. Burada gözlemeci var. Bir gözleme yiyeceğiz. Ondan sonra köyü gezmeye başlayacağız. Güzel gölgede bir yer bulduk araba için. Bakın şurası. Şuralar. Nasıl yürüyeceğiz oraya bilmiyorum ama yürüyeceğiz bir şekilde. Bir de ben terlik giydim. Yani spor ayakkabım var aslında arabanın arkasında. İçine çorap da sıkıştırdım. Hep yabancıların. Yemek yemenin verdiği mutluluk. Gözleme harika. O kadar hafif, o kadar lezzetli ki bayıldım. Sinan bir çeşme buldu. Böcek kızdırmış. Kendini Kayaköy gezisi öncesi ıslatıyor. Biraz beklersen soğur. Hem de akmıyor gibi. Bir akıyor bir akmıyor. Neyse buranın rüzgarı güzel ama iyi esiyor. Olduğu çeşme tırt çıktı. Şuralarım ısırdı ya. Şey, sinekler. Taşlarımı ıslatayım sadece. Sen hazır mısın? Fırsatı değerlendirmeyeceksin. Yok. Herhalde. Ay, evet. Maratona çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bayağı patikalardan geçeceğiz. Maraton başlasın. Ayakkabılarımızı değiştirmemeye karar verdik. Terliklerle. Terliklerle gidiyoruz. Görmüş olduğunuz terliklerle. Muhteşem. Kayaköy yolculuğumuz. Plaj terliğiyle başlasın. Kayaköy. Aynen öyle. Çok büyük. Ha, kilise de şurası galiba. Aynen. Oraya bakın, şuradaki gözlemecide yemek yedik biz. Günaydın arkadaşlar. Son günümüzdeyiz. Fethiye'deki bakın Gökhan. Orada kahvaltıya gidiyoruz. Fenayız. Dün biraz yorulduk Kayaköy'ü falan gezerken. Mahvolmuş durumdayız. Baksanıza suratımın haline. Hem şiş. Gözümde yine bir parça bir şeyler kalmış. Lens kullanıyorum ya ben arkadaşlar. O yüzden gözlerim ne kadar temizlersem temizleneyim tekrardan bir çapaklanıyor. Buranın kahvaltısı açık büfe. Bunu açık büfe kahvaltıya gideceğiz. Bugün daha planlamadık. Tabağımı böyle hazırladım. Tereyağı, bal, bir dilim börek, peynir. Şurada bir köy peyniri var. Tulum peyniri gibi yumurta. Yumurtayı yalnız soyamadım. Bütün beyazlar gitti. Sosis. Birkaç dilim de ekmek kızarttım. Portakal suyu. Gökhan tabii tabağını yarıladığı için. Onu şu an ne yediğini. Kimse kestiremez. Bayramın birinci günü olduğu için korkunç bir trafik var. Bugün yine Kıdrak plajına gitmeye karar verdik. Benim zaten çok gezesim yok. Fethiye aşırı sıcak. Aşırı sıcak ya. Böyle bir sıcak olamaz. Biz Fethiye'de bu kadar bunaldıysak Kaş'ta ne yaparız acaba? Çok merak. Kıdrak'a gideceğiz. Takılacağız. Denizi dalgalıysa da artık yapacak bir şey yok. Plajda otururuz gölgede. Denize de bir girer çıkarız. Çok iyi yüzmeyiz. Bütün yüzme enerjimizi de böylelikle Kaş için toplamış oluruz. Kıdrak plajına geldik. Yine dalgalı. Ama dünküne göre bir tık daha az dalga diyebilirim. Dünkü dalga boyu aşıyordu yani. Gökhan ayaktayken Gökhan'ı devirmişti. Öyle bir yükseklikteydi. Diğer tarafta deniz çok kirli ve dalgalı olduğu için Kumburnu plajına geldik. İlk geldiğimiz günkü plajdayız. Bayramın birinci günü olduğu için biraz kalabalık ama çok sıkıntı yok. Denizin ilerleri mis gibi. Şuralara, yani dubalara kadar gittik Gökhan'la. Bayağı keyif aldık. Masmavi, böyle turkuazımsı bir suyu var. Şimdi de bu yamaç paraşütçülerini izliyoruz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü var. Bir sürü. Tam gün batımına yakın bir saatte olduğumuz için herhalde gün batımını görmek amacıyla bu saatte çok fazla kişi tercih ediyor. İnanılmaz güzel bir manzaramız var.
Evet, Fethiye'deki son günümüzde bu şekildeydi arkadaşlar. Kaş'ta görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.